Bir basketbol takımı düşünün. Kurulduğu yıldan itibaren hiç yenilmeden 3 yıl içinde mahalli ligden 1. lige yükselmiş olsun ve 1. lige çıktığı daha ilk yıl lig şampiyonunu ele geçirsin. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik zorluklar yaşadığı yıllarda bütün bu sıkıntılara rağmen kulüp başkanıyla, yöneticileriyle ve oyuncularıyla tek bir vücut olup yoluna devam etsin ve Avrupa basketbolunun zirvesine otursun. Evet, Efes Pilsen'den bahsediyorum. İşte bu belgeselde sizlere Türk basketbolunun hem lokomotifi hem de haklı gururu olan Efes Pilsen'in öyküsünü anlatacağım. Türkiye'de pek çok yeniliğe imza atmış, pek çok ilki gerçekleştirmiş olan Efes Pilsen Basketbol Kulübü'nün 30 yıllık hikayesi, aynı zamanda Türk basketbolunun nereden nereye geldiğinin de bir özeti durumunda. Basketbol, 60'lı yılların Türkiye'sinde pek bilinmeyen, genellikle özel okullarda ve kolejlerde oynanan ve ülke genelinde fazla ilgi çekmeyen bir spor. O yıllarda basketbolu yaymaya çalışan sınırlı sayıda kulüp vardı. Ancak basketbol öyle bir spordu ki zevkine bir kez varınca bir daha kopmak mümkün değildi. Tabii pek bilinmeyen bu spora gönül verenlerin Amerika'da ortaya çıkan basketbolun terimlerini de öğrenmeleri gerekiyordu. Ama bu oldukça zor bir işti. Kuyruğa girdik moda sporda. Bir antrenör elinde kağıt kalemle kaydediyor herkes. İşte benim önümdeki iki öndekine diyor ki sen ne oynarsın? Diyordu ki ben gard oynarım diyor. Şimdi gard benim hiç hayatımda duymadığım bir tabir. O biraz da garibime gitti yani gard demek. Dedim ben bunu demeyeyim. Ama bir şey de söylemem lazım. İşte bir tanesi dedi ki ne oynarsın? Ben ekstrem oynarım dedi. Ekstrem şimdiki forvetlerin muadili. İşte ben ekstremde X harfleri falan var dedim şimdi yanlış söylerim gülerler. Benden iki önceki veya bir önceki ben pilot oynuyorum dedi. Meğerse pivot diyormuş. Hah dedim ben de pilot oynayayım. Neyse sıra bana geldi. Adam dedi ki evladım sen ne oynuyorsun dedim ki ben pilot oynuyorum dedim. Dedi ki pardon ne oynuyorsun vakit dedim. Ben dedim çok iyi pilot oynarım dedim. Adam düştü bitti tabii. İlk rezalet oradan başladı. Yani ben pilot oynayarak basketbol başladım. O yıllarda basketbol Türkiye'de hala amatör bir ruhla oynanıyordu. İstanbul'da İTÜ, Ankara'da da TED Koleji, önemli basketbolcular yetiştiren sınırlı sayıda okulların başında geliyordu. Türkiye'de henüz ulusal bir basketbol ligi de yoktu. Her şehrin semt ve kolej takımlarından oluşan kendi ligleri vardı. Böylece Ankara basketbolu ve İstanbul basketbolu gibi iki farklı ekol oluşmuş, bu iki şehir arasında unutulmaz bir rekabet başlamıştı. Ankara basketboluyla İstanbul basketbolunu da yani o günler için kıyaslamak gerekirse Ankara basketbolunda biraz daha antrenörlerin disiplininin takımları yansıdığını görebiliyorduk. İstanbul basketbolu biraz daha oyuncuların inisiyatif kullanabildiği, daha özgür basketbol oynanan bir şeydi. Bizim o zamanlardaki yorumlarımız bu şekildeydi. Müsabaka biraz sonra başlayacak. Taraftarlar son derece heyecanlı. Ve bir korner atışı kaleyi karıştıracak mı acaba? 1960'ların ilk yarısında Türkiye tıpkı bugün olduğu gibi futbolla yatıp futbolla kalkıyordu. İkinci plandaki basketbola fazla ilgi olmadığından ne ciddi bir altyapı ne de yeterli tesis vardı. Basketbol dendiğinde akla gelen ilk belki de tek yer Taksim'deki Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı'ydı. Bizim için tabii Sergi Sarayı o zaman bir mabetti. Spor Sergi Sarayı vardı İstanbul'da. Maçların oynandığı tek salon olarak. Sergi Sarayı'nın zeminde taştı. Betondu. Sonra bilmem kaç yıl sonra o böyle parke
parçalanarak böyle yapılan bir tahta parkelerden böyle bizim alıştığımız parkesi diye öyle bir zemin oluşturuldu sonra. Fakat tabii o taş zemin bile bizim için çok önemliydi. Cam potayı biz hayatımızda hiç görmemiştik. Hep tahta potaydı. Ben hayatımda ilk defa cam potaya turnike atarken ben de dağıldım. Yani arkası gözüken bir yer, seyircilerin kafaları gözüküyor. Toplar, meşin toplar vardı. Meşin böyle bir futbol topunun daha büyüğü, hiç unutmam, 65 liraydı galiba o zaman. Onu da almak bir servetti. Çoğu antrenman sahaları açık hava olduğu için toplar tabii kaymak gibi oluyor üstte. O tırtıkları da kalmıyor. İşte onlarla şut atıp da sokana artık bugünün yani o üçlük atışçılarına çeşitli şey hediyeler veriyorlar. Onlara kim bilir neler vermek lazımdı. O şartlarda basketbol oynanırdı. Nihayet 1966'ya gelindiğinde ilk Türkiye deplasmanı basketbol ligi kuruldu. Bu ligde mücadele eden sadece 12 takım vardı. Bugünkü gibi playoff maçları oynanmıyordu. Tabii bu durumda bu ligin galibi ister istemez Türkiye şampiyonu oluyordu. Ve işte deplasmanı ligin ilk şampiyonu Altın Ordu'ydu. Sonraları lige yavaş yavaş Galatasaray, Fenerbahçe, İTÜ, Kolej ve Beşiktaş gibi takımlar ağırlığını koymaya başladı. Bu durum 1970'lerin ortasına kadar devam etti. Şampiyonluk bu takımlar arasında gidip geldi. Ancak bu gidiş pek de uzun sürmeyecekti. 1974 yılında sadece 5 yaşındaki bir müessese takımı sessiz sedasız 1. lige çıktı. Akıl almaz yatırımlar yaparak ligin en iyi oyuncularını birer birer transfer etti ve ligdeki 2. sezonunda şampiyon olmayı başardı. Eczacıbaşı basketbol takımı bundan sonra hem 1. lige damgasını vuracak hem de Türkiye'yi müessese takımı denen yeni bir kavramla tanıştıracaktı. Bu takım basketbol aşığı olan Tuncay Özilhan'ın da ilham kaynağıydı. 72-75 yılları arasında Amerika'da NBA yapmak için gittim ve o dönemde de NBA maçlarını da hiç kaçırmadım, devamlı gittim ve tabii oradaki atmosferi, oradaki hoşluğu, spora olan yakınlığı daha fazla hissettim. O arenalardaki o seyircilerin coşkusunu, sporcuların coşkusunu çok yakından yaşadım. Ve işte 75 senesinde döndükten sonra Türkiye'ye, Türkiye'de de acaba yani Efes Pilsen olarak sporda ne yapabiliriz diye bakınırken o yıllarda Eczacıbaşı'nın başarılı bir dönemiydi ve Eczacıbaşı'nın bir iki maçına gittikten sonra biz de Türkiye'de bu konuda bir kulüp devralalım. Ve bu kulübü geliştirelim. Hem bu bir sosyal sorumluluk olarak Türk gencine sporu sevdirmek açısından olur. Hem de Efes Pilsen markasının daha gelişmesine, yayılmasına katkıda bulunur düşüncesiyle etrafa bakmaya başladık. Tuncay Özilhan'ın kafasındaki bu fikri hayata geçirecek güvenilir birine ihtiyaç vardı. Aradığı insan bir tesadüf sonucu karşısına çıkacaktı. Yıllardır görmediği bir dostuyla sokakta karşılaştığı an kafasında her şey netlik kazandı. Doğru kişiyi bulduğunu anladı. Panonatov ve Tuncay Özilhan, San Jose'de okudukları yıllarda basketbol takımında birlikte oynamışlardı. Tuncay Özilhan, yıllardır görmediği arkadaşı Pano'ya ayaküstü basketbol takımı kurma fikrini anlattı. Panonatov'u heyecanlandıran bu sohbet, Efes Pilsen'in doğuşu için bir dönüm noktası olacaktı. Tabii Tuncay Bey'in müthiş heyecanları, hırsı, konsantrasyonu, ben de o yapıya sahibim. Oralara biraz sabırlan, kısa dönemlerde ulaşabileceğimizi gördüm. Ve Tuncay Bey'e de yani mümkün olabileceğini, ancak böyle bir hedefe ulaşmamız için farklı bir organizasyon, farklı bir anlayış içinde olmamız gerektiğini söyledim. Bu anlayış ne olmalıydı? Bir defa bu organizasyon ilkeli insanların oluşturduğu bir organizasyon. Yani kendi doğrularından kurumsal objektif doğrularda ödün vermeyen bir organizasyon olmalıydı. Omurgası sağlam bir organizasyon olmalıydı. Yani idari ve teknik kadroları sağlam, altyapısı güçlü bir organizasyon olmalıydı.